arkadaşlar, Tarihi Geziler programımızın bugün sizlerle beraber yeni bir bölümündeyiz. Bugün Selime kasabasında, kimi kaynaklarda Selime Sultan, kimi kaynaklarda Ali Paşa Türbesi, kimi kaynaklarda anonim türbe olarak geçen Selçuklu eserinin önündeyiz. Ve sizlerle beraber de bugün bu türbeye ziyaret edeceğiz. Bu türbede dediğim gibi kaynaklarda, kimi kaynaklarda Selime Sultan'ı, kimi kaynaklarda Ali Paşa için yaptırıldığını ve kimi kaynaklarda anonim türbe olarak anmakta. Türbenin kim tarafından, ne zaman ve ne için yaptırıldığı konusunda günümüzde de net bir bilgi mevcut değil. Konyalı türbenin Ali Paşa için yaptırıldığını söylemekte. Yine 1928 yılında yöreyi gezen Hasan Dağı'nda İlmi Cevalan kitabının yazarı Muallim Sapancalı da bu türbeyi Selime Sultan'ın vasiyeti üzerine yaptırıldığını aktarmakta. Yine Aksaraylı tarihçi Keremüddin Mahmut da Müsemeratül Ahmar adlı eserinde bu türbede yatanın Selime Ali Paşa olduğunu ve sadece Ali Paşa değil, Ali Paşa'nın kardeşi ve müdavilleriyle beraber buraya gömüldüğünü yazmakta. Yine Aksaraylı tarihçi Keremüddin Mahmut eserinde şu bilgileri de aktarmaktadır. Ali Paşa Aksaray'ın ayanlarından ve paşalarından biridir. Ve düşmanlarından kaçıp, yani Moğol baskısından kaçıp buraya sığınıyor. Çünkü Selime Kalesi'nin güvenli olduğu için ve düşmanlar buraya geliyor. Tabii ki de Selime Kalesi güvenli bir yer ve aşılması zor bir yer. Haliyle de ikinci plan devreye sokuluyor ve ikinci planda şu: Ali Paşa'ya buraya anlaşmaya geldiklerini söylüyorlar ve Ali Paşa'yı ikna edip Ali Paşa'yı kandırarak öldürüyorlar. Ali Paşa ile beraber kardeşini ve 5 müdavini de şehit ediyorlar. İşte bugün bu türbenin içerisinde bulunan kişilerin Ali Paşa, kardeşi ve 5 müdavine ait olduğu söylenmekte. Ama kesin bir bilgi mevcut değil. Türbe 1976 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da onarılarak günümüzdeki görünümünü de kazanıyor. Selime Sultan Türbesi 8 kaideli, gövdeli ve külahlıdır. Türbe bugün Selime Köyü kasabasında Anadolu Selçuklu mimarisini yansıtmakta ve tarihi severleri beklemektedir. Türbe ile alakalı önemli bir özelliği aktararak programımıza son verelim. Muallim Sapancalı, yani Hasan Dağı'nda İlmi Cevalan adlı kitabın yazarı ve Aksaray Lisesi'nde bir dönem müdürlüğünü yapmış bir şahsiyet. Bu şahsiyet kitabında burada bulunan mezar odasının bir zamanlar cila hali olduğunu eserinde belirtmekte. Evet, en başta dediğimiz gibi bugün burada bulunan, yani önünde bulunduğumuz Selime Sultan Türbesi veya Ali Paşa kaynaklarda geçen diğer adıyla veya diğer bir ismiyle de anonim türbe. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Sadece tahminler yürütülüyor. İşte İbrahim Hakkı Konyalı buranın Selime Sultan Ali Paşa için yaptırıldığını, Ali Paşa için yaptırıldığını, Muallim Sapancalı dediğimiz gibi Selime Sultan'ın vasiyeti üzerine yaptırıldığını yazmakta. Yine Aksaraylı tarihçi Keremüddin Mahmut da buranın Ali Paşa ve kardeşi ve 5 müdavini için yaptırıldığını yazmakta. Türbe içinde 5 adet de mezar bulunmakta ve yine türbe içine baktığınızda içerisinde kafa tasları da bir hayli dikkatinizi çekmekte. Evet, Tarihi Geziler programımızın sonuna geldik. Son olarak buraya gelin ve Selime Sultan'ı ve Selime kasabasını kesinlikle ziyaret edin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.